Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında Türk Akım Gaz Boru Hattı projesine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Rusya ile bizim enerji ilişkilerimiz bir bağımlılığa dayanıyor. Ondan önce şunu belirtmek isterim. 1990 yılında enerji tüketimimizin %25'i dışarıdandı. Ve aradan geçen yaklaşık 25 yıl içerisinde, 2015'te ise bu %75'e çıktı. Yani dışa bağımlılığımız 3 kat arttı. Türkiye'nin 2015 yılında enerji tüketimine baktığımız zaman doğalgazda %32.5, petrolde %26.2, taş kömüründe %16.3 ve diğerlerinde %12.7. Şimdi 2015 yılında toplam 48.4 milyar metreküp doğalgaz tüketmişiz. Ve bu doğalgazın Rusya'dan aldığımız, Rusya ile ilgili oranına baktığımız zaman %54.76. Yarısından çoğunu Rusya'dan alıyoruz. İran %18, Azerbaycan %12, Cezayir %8.48, Nijerya 2.87 ve diğerleri 3.43. Şöyle bir kabaca baktığımız zaman uluslararası ilişkilerde İran ile Rusya Federasyonu'nun pek çok konuda birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz zaman ikisine olan bağımlılığımız %73'ten fazla bir oran. İki ülkeye bağımlılığımız %73'ten fazla bir oran. Bu dış politikanın işleyişine ciddi manada etki yapan bir durumdur. Ve Türkiye'nin gerçekten bu bağımlılığı kırmadıktan sonra Türkiye hiçbir zaman özgür olamayacaktır. Rusya ile ilişkilerde hiçbir zaman biz özgür karar veremeyeceğiz. Rusya doğal gazını, petrolünü bir silah olarak kullanır. Ve kışın ortasında hem Avrupa Birliği'ni cezalandırdı, hem Ukrayna'yı cezalandırdı. Rusya'nın bütçesinin çok önemli bir bölümü petrol ve doğalgaz gelirleriyle olur. Silah endüstrisi bunun üzerine dayanır. Dış politikanın en önemli enstrümanı buradan elde ettiği gelirdir. Biz bütün yumurtaları enerji konusunda Rusya'nın sepetine koymuş durumdayız. Türk akımı, Batı hat ve mavi akım yetmiyor, Akkuyu termik santrali. Biz gerçekten bu bağımlılığı artırıyoruz, azaltmıyoruz. Enerjide en önemli konu bağımlılığı, tek bir ülkeye olan bağımlılığın azaltılmasıdır. Burada ise bağımlılığı artırıyoruz. Bu projede esasen Rusya'ya olan bağımlılığın artırılmasına dönük bir hizmet ediyor ve katkı sağlıyor. Bu kadar bağımlı olunca özgür, bağımsız bir dış politika yapılamaz. Neden? Çünkü siz 24 Kasım 2015 yılında Rus uçağını düşürdüğünüz zaman belki milli duygularla biz düşürdük yarışına girersiniz. Ama 6 ay sonra bağımlılık sizi boğar ve bir yıl çekmeden bir an önce barışmak istersiniz. Sonra özür dilersiniz. Sonra Suriye konusunda açıklamada bulunursunuz. Asıl amacımız Esad'ın oradaki varlığına son vermek. 2 gün 48 saat içerisinde bu fikirden vazgeçersiniz. Ve esasen bizim bir devlet veya şahsa dönük değil, teröre dönük diye açıklamada bulunursunuz. Bu bir güç meselesidir. Türkiye bundan sonra Rusya'ya daha fazla bağımlı olacak. Rusya'nın borusu daha fazla ötecek. Rusya'nın eli kolu Orta Doğu'da daha fazla güçlü olacak. Ve esasen buna siz imkan sağlıyorsunuz bu anlaşmayla. En önemli konu bu coğrafyada yerli kaynakları harekete geçirip biraz da olsa bağımsız kalabilmektir. Karar alamıyorsunuz, uygulayamıyorsunuz. Böyle devam ederse
Bu enerji bağımlılığı Rusya'ya bu şekilde devam ederse bundan sonra Rusya'nın eli Suriye'de daha fazla güçlü olacak. Halep'te daha fazla güçlü olacak. Başka yerlerde daha fazla güçlü olacak. Rusya'nın biz Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da esasen bu enerji politikasını nasıl kullandığını biliyoruz. Ve bu konuda ne kadar güçlendiğini de biliyoruz. Siz bu güce sadece katkıda bulunuyorsunuz. Batı'dan kopmak, bir anda biz Şanghay İşbirliği Örgütü'ne gidiyoruz demek esasen sizin acziyetinizi gösteriyor. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve diğer alanlarda raydan çıkmış demokrasiyi rayına oturtmak varken kolaycılığa kaçıp içeride başka hesapların peşine düşüp böyle bir yönelim içine girmeniz gerçekten yazık. Türkiye'ye yazık ediyorsunuz siz. Kaldı ki bu böyle bir hassas dönemde dış politikanın bu kadar iflas ettiği bir dönemde böyle bir eğilime girmek bu konuda sanki Şanghay İşbirliği'ne hemen giriyormuşuz gibi izlenim yaratmak sizin gücünüzü artırıyormuş gibi gelebilir. Sanki pazarlık marjıymış gibi takdim edebilirsiniz ama sizi zayıflatıyor. Avrupa Birliği konusundaki öfkeniz hiçbir işe yaramıyor.